Evet, Tülay Çertmek. Evet, bu isim yabancı gelmedi. Evet, Özlem'in Ben annesiymiş, konuşabilir şu miyim? anda telefondaymış. Ev sahibi sensin o zaman, sen karşıla annene. Merhaba Tülay Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Nereden katılıyorsunuz yayınımıza? Alanya'dan. Alanya'dan. Alanya Evet. nasıl, havalar nasıl Tülay Hanım? Biraz anlatır mısınız bize Alanya'yı? Hava 2-3 gündür kapalı ama genel olarak sıcak. Hala daha güzel diyorsunuz orada havalar. Güzel. Yani akşam ama çekek mont istiyor. Evet. Ama gündüzleri galiba hala sıcak, kısa kollular. Sahilde yürüyüşler güzel gidiyor diyorsunuz. Güneş olduğu takdirde evet. Yani şimdi anneni hiç tanımıyormuş gibi davranman tuhaf değil mi biraz? Anne nasılsın? Çok iyiyim. Seni gördük daha iyi olduk. Profesyonel davranmaya çalışıyorum şu an. Ben de öyle. Harun Bey'den gördüğümüz kadarıyla uygulamaya çalışıyoruz. Evet evet farkındayım. İlk böyle bir seni görünce biz de burada bir heyecan yaptık. Çok Evet. böyle farklı geldi kızımı. Ekranda görüyorum. Babamla izliyorum. Buradan babama selam söylüyorum. Seni çok seviyorum Ya baba. çok kişi izliyor seni. Yakup izliyor. Arkadaşlarım izliyor. Hep bana yazıyorlar. Aa, süper. Merhaba Tülay Hanım, iyi akşamlar. Ben Harun Şahin, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, Top. televizyonumuza hoş geldiniz, öğrencilerin televizyonuna. Şimdi Özlem bir gün kapımızı çaldı, geldi. Aslında kapıyı da çalmadı, direkt geldi. Ben burada bir şeyler yapmak istiyorum dedi. Medeni cesareti hakikaten çok iyi. Gelir gelmez Ankara'dan bir doçent, profesör, hatta profesördü. Bir profesörle röportaj denemesi yaptırdım. Başarılı oldu. Daha sonra call center'da arayan, askıda kitap kampanyası için arayanları cevapladı. Hakikaten orada Evet. da başarılı oldu. Evet. Özgüveni hakikaten çok iyi. Sizin sayenizde yani başkanları aradım, nasıl konuşmam gerektiğini Evet, öğrendim. belediye başkanlarıyla telefon görüşmesi yapmasını istedim. Aslında normalde bunları ben de yapabilirim ama Evet. gençler cesaretlensin. Yarın bir gün belki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla bir program yaptıracağız onlara. Onlar bizi konuk edecekler, İnşallah. onlara sorduracağız. Belki de Ankara'da ya da Bursa'da ya da farklı illerde hocalarla, profesörlerle, siyasetçilerle, akademisyenlerle, iş adamlarıyla öğrencileri Evet. buluşturacağız. Ama öğrencilerden bizim tek isteğimiz, arzumuz birincisi medeni cesaretlerinin yüksek olması. İkincisi Evet. ise kendilerine güvenmeleri. Tek istediğimiz şey bu. Tabii kendine güvenle deli cesaretini de bilgisiz, kültürsüz deli cesaretinde ayırt etmek lazım. Peki nasıl bir evlat, biraz çekiştirelim Özlem'i. Nasıl bir evlat Evet. Özlem? Özlem gerçekten anne ve babasının güvenini hak etmiş bir çocuk ve biz sonsuz güveniyoruz. Ağlarım ben şimdi. Çok da Evet, duygusalımdır. evet, Yani evet. hani insanlar genelde erkek çocuğuna daha çok güvenirler ya. Evet. Erkek çocuğu işte gider, okur, şunu yapar, bunu yapar. Özlem de yurt dışına da çıktı, İzmir'de okudu. Yani özümüz gerçekten annesi ve babası olarak güveniyoruz. Bir şey söylediğinde arkasını aramıyoruz çünkü gerçekten güvenimiz çok fazla. Özlem biraz sadece çok inatçıdır. Hangi konuda Yani işte inatçılı? her konuda bir şey istediği zaman o olacaktır, yapar yani. Bir şeklini bulur, bir kılıf uydurup yapar onu yani. Öyle bir inadı vardır. O olacak. Ama yanlış anlamda, doğruyu gerçekten bilen bir kız. Hani ne yaşarsa bunun kendisine ne getireceğini çok iyi bilir. Valla kutlarım sizi, 3. sınıftan bir üniversiteyi bırak, daha sonra İstanbul'a gel, inşaat mühendisliğine başla, daha sonra da onu bırakmaya karar ver, hukuk Hayır, düşün. bırakmadım onu da. Ondan Ona sonra, ha devam onu daha ediyorum. bırakmamış, onu da Ona devam ediyorum. yakındır bırakacak herhalde. Arif Bey, şöyle bir şey var. Evet, İzmir'e hani çocuklar liseyi bitirdikten sonra üniversiteye ilk başlama heyecanı oluyor. Ya bir kere bir üniversiteye gidelim, tek yaşayalım heyecanı oluyor. Özlem de bunu herhalde şey yaptı, biraz çok fazla istedi ve gitti. Ama baktı ki o yapacağı bir meslek değil, mutlu değil. Biz de ailesi olarak arkasında olduk. Tamam kızım, ne istiyorsan onu oku dedik. Tekrar sınava girdi ve kazandı Allah'a şükür. İnşaat Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi. Bugün bu sene hazırlık zaten biliyorsunuz
Covid-19 pandemi olayları hiç okuyamıyorlar. Tekrar hazırlanır bu sırada kazanırsa neden olmasın hukuk? Yani yaşı küçük, evlilik gibi zaten düşünmüyor. Bence de okusun. Belki de bir kız çocuğunun dünyada en çok istediği şey ailesinin her ne şart ve koşul olursa olsun arkasında durması. Özlem evet. de bu gücü arkasına almış. Evet, yürü Özlem, kim tutar seni? Evet, ailem de arkamda olduğu için ben gerçekten söylemiştim zaten. Bu konuda çok şanslıyım gerçekten. Annem de babam da. Yani onlar tabii ki birazcık ikaz edebilirler. Hakları var tabii ki, benim iyiliğimi istiyorlar. Ama elinde sonunda eğer ben üzülürsem gerçekten dayanamıyorlar yani. Ben eğer bir şey istersem her zaman yanımda oluyorlar. Her anlamda orada yani, öyleler. O zaman her zaman da olacağız. Alayalım. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz Özlem. Bu sadece senin için geçerli değil, oğlum için de geçerli. Evet, kardeşim için de. Buradan kardeşim Mertkan Çertmek'e selam söylüyorum. Evet, evet. O da çok Çünkü değerli. Şöyle bir şey var, bir çocuklar kendileri dünyaya gelmek istemiyor. Biz anne babalar mutlu olmak için, o duyguyu tatmak için getiriyoruz. Ve dünyaya geliyorsa, çocukları getiriyorsa onların arkasında olmalıyız. Önemli olan dünyaya getirmek değil çünkü. Kesinlikle. Hak evet. veriyorum sana anne. Hakikaten şu anda çok duygulandı Özlem. Canlı yayın olmasa ağlayacak. Ağlayacağım. Evet. Ben size başarılar diliyorum. Sağ olun. Özlem sizinle çalışmaktan çok mutlu, her defasında söylüyor. Ya biz de elimizden geldiği kadar imkanlar dahilimizde yapabiliyoruz, ne yapabilirsek. Hakikaten televizyonculuk işi büyük iş adamlarının yaptığı işler. Hani biz çok evet. boyumuzdan büyük bir işe kalkıştık. Bizim... Öyle demeyin, her şey yavaştan ilerler. Üniversite TV'de bence izlenir. Konuştuğunuz konular, kitap, yani yazarlar, yol gösterme öğrencilere. Gerçekten çok güzel bence. Ya biz de buna inanıyoruz çünkü fikriniz iyi ise... Fikriniz sizi sonuna kadar taşır ve siz onun arkasından gidersiniz. Ama fikriniz evet. iyi bir fikir değilse siz ne kadar güçlü olursanız olun bir yerde kaybetmeye mahkumsunuz. Biz de fikrimizin evet. ve düşüncemizin iyi olduğuna inanıyoruz ve sonuna kadar bizleri taşıyacağına inanıyoruz. Ama tabii ki yani İstanbul'da bir yer kiralamak, onu finanse etmek, televizyon kanalı malzemelerini almak, bunları yayına hazır hale getirmek, daha sonra uydu masraflarını karşılamak hakikaten çok zor bir şey. Biz de burada yani kanımızın son damlasına kadar bu kanalın yaşaması için mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz, uğraşacağız. Buradan tabii ki aklıma düştü eşime ve aileme selamlar çünkü iyi bir hayal için, iyi bir gelecek için, toplum için, ülke için, eğitim için çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını buraya harcıyoruz. İnşallah Yüce Rabbim mükafatını verir. İnşallah Yüce i̇nşallah, Rabbim amin, bize inşallah. Yol gösterir. Bu kanalın ayakta durması için destekçilerimiz olur, destek verenler olur. Ondan sonra kanalları genelde reklamlar ayakta tutar. Buradan sesleniyorum reklam yapmak isteyen bütün firmalara. Şüne beşine bakmayız. Reklamlarınızı gönderin, yayınlarız. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Fazla reklamınız var zaten. Yani şüne beşine bakmayız, yayınlarız yani. Yeter ki bize reklam verin, destek olun. Çünkü kanalın ayakta kalmasını istiyoruz. Eğitim adına bir şeyler yapmak istiyoruz. Evet, şu anda bugün pandemi. Herkes evinde, ailesinin yanında, bir sorunu yok ama ben buna karar vermemde en etkili olan şeylerden bir tanesi de şuydu. Bir gün haberleri karıştırırken bir kız çocuğunun cebimde 1 liram var, karnım aç, ne yapacağımı bilmiyorum deyip tweet atıp daha sonra da kendini boğazın sularına attı ve vefat ettiği haberini okudum. Hakikaten çok duygulandım. Ve ondan sonra Üniversite TV'ye hız vermemdeki etkili nedenlerden bir tanesi de o oldu. Yani öğrencilik çok başka bir şey, öğrencilik çok evet. farklı bir şey. Ben üniversite okurken işportacılık yaptım. Hatta Özlem anlattı, İzmir'e ilk gittiğimizde dedi,
Biz arabada yattık iki evet. gün falan dedi. Evet, otel falan bulamamışlar. Çevre her yer evet. çok doluydu. Öğretmen evleri bile çok doluydu. Yani doluymuş en azından sizde öyle bir durum söz konusu. Ben tamam. üniversiteyi kazandığımda babam bana yol parasını verdi sadece. Oğlum dedi git bir daha dönme çünkü dönüşü de verirsem geri gelirsin dedi. O yüzden sadece gidiş parasını verdi. Ben gidiş parasıyla geldim Kocaeli'ye. Elimde bir siyah poşet torba hiç unutmuyorum. İki tişört. Sizin bir... zamanınızda, bizim zamanımızdaki şartlar çok farklıydı. Şu anda daha farklı yani. Aileler daha bilinçli diye düşünüyorum. Ya şöyle göre. İşte bilinç de farklı, ekonomik evet. şartlar da farklı. Bazen gün oluyor, zaman oluyor, çok paranız oluyor ama zaman oluyor hiç paranız olmayabiliyor. O dönem evet. ben sadece... Gidiş parasıyla yola çıktım. Kocaeli'ye geldim. İki tişört, bir pantolonla. Daha sonra kalacak yerim yoktu. Sağlık Meslek Lisesi mezunu olduğum için en güvenli yerin hastaneler olduğunu çok iyi bilirdim. Sağlık Meslek Lisesi'nde staj yapıyorduk. Hemen gittim İzmit Devlet Hastanesi'nde hasta müşahide odaları vardır. Akşam oraya gittim, orada yattım böyle. Bir iki gün orada idare ettim. Daha sonra bir arkadaşları falan tanıdım. Onların evine gittim. Daha sonra iş buldum, kendi evimi kurdum falan derken kayıttan bayağı önce... Bayağı zor şeyler yaşadık. Tabii çok zor şeyler yaşadık. Üniversite hayatımız boyunca sürekli işportacılık yaptık. Kışın eldiven, bere, yazın artık ne satılıyorsa o ürünlerden sattık. Öyle bir öğrencilik hayatımız geçti. Hatta ama hiç unutmuyorum... Gözüküyor ki siz de özlem gibi gerçekten bir şey istemişsiniz ve başarmak için elinizden geleni yaptınız. Ya evet, ben bir şeye karar verdiğim zaman yani hiçbir şey durduramaz. Evet. Bir şeye kilitlendiğim anda sonuna kadar muhakkak yürümek isterim. Son damlama kadar, son zerreme kadar devam ederim. Bunları gösteriyor. Siz de yani amin. İstince başarıyorsunuz. Demek ki neymiş? Her şey istemekten geçiyor. Kesinlikle. Yeter ki isteyin çocuklar. Çok istemek. Diyelim o zaman. Kesinlikle. Kesinlikle çok istemek. Yani çok istemediğiniz takdirde bir şeyi, az önce Özlem'e bir şey söyledim, izlediyseniz ramenci misin, olsacı mısın diye sordum. Ben her şeye rağmen mücadeleye devam ederim. Her şeye rağmen mücadeleyi asla bırakmam ve sonuna kadar, son damlama kadar gayret ederim. Yine hatta olması gerekeni yapıyorsunuz. Hatta hiç unutmuyorum, zabıtalar benim sattığım ürünlere el koydu. Ben de zabıta müdürüne bir mektup yazdım. O zaman öğrenci kafasıyla bir ben mektup yazdım. Bıraktınız. Yok ya işte dedim ki belki de senin de dedim oğlum vardır dedim. Şu anda bir kafede senin gönderdiğin parayla cappuccino'sunu, espresso'sunu yudumluyordur. Ben istemez ama miydim? Ama biz şu anda öyleyiz. Ben mesela, bizim kızım da üniversite okuyor. Evet. Ben en son İstanbul'dan gelirken... Uçağa bindim ve yanımda bir üniversite öğrencisi vardı. Evet. Ve ben o öğrenciyle konuştum. Gitmek istediği yere kadar bıraktım. Ben üniversite öğrencilerine elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Harikasınız, harikasınız. Yani çok iyi yapmışsınız. Yani çok dikkat ediyorum buna. Babası da öyle, ben de. Çünkü bizim de çocuğumuz var. Yani duyarlı olmak lazım, yardımcı olmak lazım. Çok haklısınız. Sonra tabii ki... mektup yazdım ben. Ben de işte dedim böyle ben zaten isteyerek bu soğukta, bu yürüyüş yolunda, İzmit'te yürüyüş yolu vardır. Bu soğukta yürüyüş yolunda keyiften durmuyorum falan diye yazdım. Sonra işte aradan biraz zaman gitti. Tabii ses seda çıkmadı. Gene malımı aldılar. Beni bu sefer zabıta müdürüne götürdüler. Ondan sonra zabıta müdürüne götürdük. Tabii ben duygulanacak, üzülecek, verecek falan filan diye beklerken geçen mektup yazan sen değil miydin lan dedi. Bir de dedi, ya bir de dedi mektup yazmışım bana dedi. Seyyar yasak kardeşim falan filan dedi. Tabii şu anda hatırladıkça gülüyorum. Hoş evet. Anı, tebessüm olarak. Anılar yaşanmışlar. Tabii çok tebessüm olarak kaldı bende. Ben de güya mektup yazıyorum, vicdanı sızılayacak. Ya vereyim bu öğrencinin malzemelerini falan diyecek diye bekliyordum ama geçen mektup yazan sen değil miydin la dedi aynen bu tavırla bana. Vicdansızmış o halde de ya. Ya işte o da güya görevini yapıyor. Mesela ama istenilen çerçevede inisiyatif kullanılabilirdi. Ya işte oralarda oluyor. Ben mesela belediye başkanları ne zaman denk gelirse gelsin, ben belediye başkanlarına ricada bulunuyorum. Diyorum ki dükkanlar kapattıktan sonra, yani vergi veren esnafa zarar vermeyecek şekilde iş yerleri kapandıktan sonra öğrenci kimliğini gösteren kişilerin
böyle işlek yerlerde akşamları mesela 10'dan sonra olur, 11'den sonra olur tezgah açmasına izin verin. Yani hem ticareti evet, öğrensin, çok güzel bir uygulama olur. Hem yaşamı öğrensin, alıp satmayı öğrensin, ticareti öğrensin. Bakın dünyada Yahudiler bir numara. Çalıştırıyorlar çocuklarını. Geçen evet, evet. Çin'de okullarda hademe mustahdem yokmuş. Evet, temizliklerini çocuklar kendileri yapıyormuş. Şimdi bizim okulda çocuklar çöpü yere atıyorlar. Aman diyorlar çöpçünün işi alsın falan diyorlar. Yani keşke bu belediye başkanları mesela yine zabıtayı gönder. Öğrenci kimliği varsa izin ver ona. Nezaket etme. İzin ver ona. Mesela tabii biz işportacılık yaparken hadi zabıta bir tarafa bir de mafya kılıklı adamlar vardı onlarla da uğraşıyorduk. Kardeş burası bizim yerimiz ondan sonra kaldır tezgahını buradan. Çok zor zamanlar geçirdim. Tabii neler çektik neler çektik. Siz de yaramı deştiniz vallahi. Evet ama, evet. Zor zamanlar ama güzel en azından hani böyle bu zamanlarda biz insanlar geçmişte yaşadığımız şeyleri şu anda oturup konuşmaktan keyif alıyoruz. Tabii çok kötü şeylerden değil. İşte sizin anlattığınız gibi zamanında bunu yaşadım, başıma şu geldi. Tebessümle anlatıyorsunuz bunları. Ama bunlar size güç verdi. Daha inatçı olmanızı sağladı değil mi? Tabii. Şeyler, biz bunları hep... şeye ulaşana kadar. Gülüyoruz. Şimdi tatlı bir tebessüm olarak bahsediyoruz. Yani dolu dolu bir öğrencilik hayatım oldu benim. Anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Belli oluyor. Ya, çok dolu dolu bir öğrencilik hayatınız olmuş. Evet, bunu buradan anlıyorum. Evet, evet. Esaretin Bedeli diye bir film vardı. İzlediniz mi Tülay Hanım? İzlemedim galiba. Ya da izlemiş olabilirim. Esaretin Bedeli diye hapishanede geçen bir film var. O filmde her şeyi bulan bir zenci var. Ben o aynı zenci gibiydim. Üniversitede kime ne lazımsa ben buluyordum. Tabii. Yani ev taşıyacağı araba buluyordum. Buzdolabı olmayana buzdolabı buluyordum. Çamaşır makinesi olmayana çamaşır makinesi buluyordum. Ama siz gerçekten hem kendiniz okumaya çalışırken, savaş verirken bir yandan da bir başkalarına yardım ediyormuşsunuz. Sizin yani sadece öğrencilik değil... amaç şeyiniz, vicdan şeyiniz çok fazla ve yardımsever bir insansınız. Bugünlere kadar gelmişsiniz ve şu anda böyle bir kanalda yine yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Eyvallah tabii biz de melek değiliz. Bizim de eksiklerimiz var. Yok değil de bizim mesela üniversite gruplarımız vardı. Kitap kampanyaları düzenlerdik, gezi organizasyonları düzenlerdik, Çanakkale turları düzenlerdik. Çok aktif bir öğrencilik dönemim oldu. Hala da yine öğrenciyle devam ediyorum. Sağlık Meslek Lisesi'nden sonra Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar İç Mimarlık Bölümü. Şu anda da Atatürk Üniversitesi'nde radyo, sinema, televizyon öğrencisiyim. Yine okumaya ve eğitime 7/24 devam ediyoruz. Yine ölene kadar da devam edeceğiz. Siz de okumaya doymuyorsunuz demek ki. Birkaç üniversite birden. Ama ben bitiriyorum. Ben bitiriyorum Özlem yani. Özlem de inşallah bitireceksin. İnşallah birini bitirsin. Umudum ondan yani artık birini ama bitirsin hepsini, yani. Ama hepsinin ona katlı bir tecrübe var diyebiliriz. Tamam da hepsinden yarım yarım. Ama bu sefer bitir lütfen. Bu sefer bak annem de biz bu sefer bitir lütfen diyor. Ama canlı yayında da bu olmaz ki lütfen ya. Evet ben, evet. Çok başarılar diliyorum ve iyi şanslar diliyorum kanalınıza. Evet. Umarım istediğiniz gibi gider her şey. Evet. Sizle sohbet etmek çok güzeldi. Aynı şekilde biz de sizi tanıdığımıza çok mutlu olduk. Böyle cıvıl cıvıl, bıcır bıcır bir kız çocuğu yetiştirdiğiniz için eşinizi de sizi de kutluyorum. Allah herkese böyle evlatlar nasip eder. Özleme özlem duyuyor musunuz? Peki efendim. Yayınımıza katıldığınız için, stüdyomuzu şenlendirdiğiniz için, stüdyomuzda bir aile ortamı, ev ortamı, sohbet ortamı oluşturduğunuz için size çok 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 teşekkür ediyoruz. Ondan sonra ben şu anda az önce Özlem gözyaşını sildi. gülerek... Ben dolayı babası izliyor içeride. Ben sesinizi çok azaldığım için evet, evet. Bir odaya geçti. İyi yaptınız, iyi Özlem'i yaptınız. Özlem'i göremiyorum çünkü. Özlem sanırım gülerken ağlayabilen... Şey reyting için ağlıyor evet. Yanlış anlaşılmasın. Evet bunlar reyting gözyaşlarıymış. Evet kesinlikle gerçekten. Peki iyi akşamlar diliyorum efendim. Renk kattınız. Biz teşekkür ederiz ve iyi akşamlar diliyorum size. Kendinize iyi bakın. Saygılar.